Evet, merhabalar Demet Merhaba. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Gayet iyiyiz. Güzel bir daveti açılışta bir aradayız. Başkent İnşaat'ın bu güzel yeni projesi için burada toplandık. Ellerinize sağlık, hayırlı olsun. Umarım daha nice insana güzel evler, güzel oturacak konutlar verirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Her şey çok güzel gözüküyor. Evet, siz hoş bulduk. Yatırımlarınızı gayrimenkul yatırım yapıyor musunuz? Siz nasıl yatırımlar düşünüyorsunuz? Evet evet, zamanında aldım ben de. Öyle şimdilik bakalım, doğru zamanı bekleyip bir şeyler daha yapabilirim. Buyurun. Bugün siz neler söylemek istersiniz? Demet Hanım, ne zaman doğru yatırım, evlere yatırım yapmak? Tam zamanı şu. Tam zamanı. Tam zamanı. Peki. O zaman bir ara konuşalım, belki biz de buradan alabiliriz. İnşallah. Şeref şeref diyorum. Böyle yapılara baktığınız zaman siz yükseklik korkunuz vesaire var mıdır? Böyle biliyorsunuz gökdelen diye inşallah. Bunlar o kadar son yüksek de değil. Bunlar çok olarak. Evet. Çok ortalama. Genel olarak tabii her yerin, sitenin ayrı yeri var. Müstakil evin ayrı yeri var. Siteleri biz şu anda tercih ediyoruz ben. Çocuklarım var, sosyal tesisi, havuzu, güvenliği benim için en önemli şey. O yüzden rahat etmek için siteleri tercih ediyoruz. Evet ama Nurvergili Bey'in şöyle bir artı avantajı var. Bu konutları 440 konut yaparken 440 bin adette fidan dikeceğini sözü verdi. Ne güzel, ne güzel, harika. Bir küçük orman da yapıyoruz aslında. Harika, bunun için tebrik ediyorum çünkü daha şehrin içindeki sitelerde evet maalesef onlar da haklı, fazla yer yok. Yeşillik biraz daha kayboluyor evlerin evet. arasında. Kendi böyle küçük benim de bahçeli bahçe katı evim. Fakat böyle kendi çabalarımızla ya da çok fazla bir şey de yapamıyoruz. Ama böyle bir şekilde ağaçlandırmanız hakikaten yaşayanlar için inanılmaz, hem görsel hem de temiz hava açısından muhteşem olacak. Daha önceden zaten Pendik'teki şantiyemizde her bir satılan daire için 1000 adet demiştik. Yaklaşık bir 75 bin civarında. Harika, harika. Burada da artık çok kaç güzel. Kat olur siz düşünün yani. Ben bu çok hoşuma gidiyor. Böyle hali vakti yerinde, imkanı yerinde olan insanların ülkesi için, insanlar için bir şeyler yapması çok kesinlikle, kıymetli. Kesinlikle. Hep bana dediğimiz zaman geri dönüşleri de güzel olmuyor. Bizler elimizden geldiği kadar imkanı olmayan insanlara, işte siz ağaç dikersiniz, ben bir tekerlekli sandalye alırım, işte bir şekilde insanlar birbirinin elinden tutacak, birbirini yükseltecek ki daha mutlu, daha ferah bir şekilde yaşayalım. Kesinlikle, biz de size teşekkür ederiz bu konuda da. Tekrar hoş geldiniz Demet Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.